Ama burada e, hasat zamanı bile e, yazılmış yani en ince ayrıntısına kadar e, bilgileri sunulmuş. Tabi tabi şimdi mesela hasat zamanı, birleşimi, e, ondan sonra araştırmaları, <laughs> tesir şekli hepsi yazıyor gördüğüm tabii, kadarıyla. Tabi Zamanında. Ben de siz konuşurken bir taraftan inceliyorum <laughs> <bu> kitabı. <laughs> evet. Şimdi mesela diyelim ki nane, Hı -hı. naneyi topladınız, kuruttunuz. Evet. Kuruduktan sonra iki 3 gün daha kurusun derseniz eterik yağları kaybolur, azalır. Fazla kurutamazsınız bir. İki, güneşin altında direkt kurutamazsınız. O zaman ne olur? Kavrulur, yanar. Tüm özelliğini yitirir. Gölgede kurutmak gerekir. Hmm. Ve kuruduktan sonra hemen kaldırmak gerekir. Ya hmm. Biraz daha kurusun diye fazla kurutamazsınız. İçerisindeki dünyanın en kaliteli nanesi Türkiye'de yetişir mesela. Hmm. İzmir nanesi, İzmir'de. Hmm. Yani hangi bitkiyi, nerede, nasıl yetiştireceksiniz, nasıl toplayacaksınız, nasıl kurutacaksınız. Evet Türkiye topraklarımız bu bitki örtüsü bakımından hani e, ne durumda şifalı bitkiler o, e, özellikle hani evet, Dünya'da o zaman... Çin'den sonra ikinci diyebilir yani e, bitki örtüsü bakımından. Evet. Şimdi Türkiye'nin şifalı bitkiler. Şifalı hani, bitkiler evet yani, yani <laughs> Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz, evet. Batı Karadeniz, hı hı. Doğu Anadolu'nun Doğu Anadolu'nun doğusu batısı bir de mesela bu Malatya yöresi farklıdır. Evet. İklim bakımından İç Anadolu farklıdır. Akdeniz'in doğusu. Maraş mesela Akdeniz hı hı. ortası batısı farklı farklı hı hı. yani yedi iklim diyoruz ya yediden daha çok iklim çeşidi var bizde güzel mesela Ege'nin e, şey Marmara bölgesinde Kaz dağları mesela Balıkesir evet. farklı Trakya farklı Doğru. yani bitki örtüsü çok farklı bizde çok yoğun bir bitki örtüsüne sahibiz maşallah yani şifa anlamında da etkin tabi çok çok güzel bitkiler yetiş çok güzel. Evet. Evet, e, bu hastalıklara tekrar dönelim. Çünkü bilgilendirelim evet. bu hastalıkları yaşayanlara, taşıyanlara, e, bu anlamda hani bilgi verelim. Peki varisle ilgili e, venöz yetmezlikle ilgili söylememiz gereken e, Evet. Başka klinik bir şey araştırması var mı? yapılmış. Hı hı. Heidelberg Üniversitesi etkisi ispat edilmiş. Tartışmasız. Evet. Yani klinik araştırması yapılmışsa ya etkili değil mi? Ne zaman etkili? Nasıl etkili? Soru yok gerek yok, yok. Klinik arası yapılmış Nereden biliyoruz? Burada bunlarla ilgili dergiler var böyle. Evet. Yani Almanca bu dergiler. Kitapta bulamayayım araştırmam. Onun için hemen dergiye bakıyorum. Hı. Sayfayı göstermek için icabında sorulursa. Güzel, güzel. <laughs> evet. Her an elimde hazır olsun diyorsunuz. Evet. Çok güzel. Peki e, bu rahatsızlığı yaşayan kişi işte e, kullanması gereken ürünü ne kadar süre kullanması lazım? Ah, rahatsızlığın kronik veya akut oluşuna göre değişir. Kronikse şimdi, ne? Kronikse akutsa ne kadar? Şimdi eğer ki kişinin bağırsaklarında problem varsa tedavi gerekir. Hmm. Midesinde problem varsa tedavi gerekir. Karaciğer yağlanması varsa tedavisi gerekir. Şimdi bağırsakları tedavi etmediniz. Mideyi evet. tedavi etmediniz. Karaciğeri tedavi etmediniz. Aa fakat venöz yetmezliğini tedavi ettiniz. Ne olur? Bir anlamı yok. Neden? Çünkü bağırsaklardan toksik madde geliyorsa hı hı. karaciğer yorulur, yağlanır, arıtamaz. Arıtamadığı evet. toksik madde tekrar venöz varize, venöz yetmezliğine tetikler yani sürekli. olur. yani problem çözmez. Evet. Kalıcı çözüm olmaz. Bütün hastalıklarda kalıcı çözüm Ulaşabilmek için, rahatsızlığının tekrar nüksetmemesi için bağırsakları tedavi etmek gerekir. Bir, karaciğer evet. tedavi etmek gerekir. İki, evet. eğer midede problem varsa mideyi tedavi etmek gerekir. Üç, hı hı. yani kişinin mide bağırsaklar ve karaciğerini tedavi etmeden hiçbir hastalığı tedavi edemezsiniz. Hı hı. Kalıcı olmaz tedavisini. Yeniden Peki, nükseder. Peki bunu siz anlıyor musunuz? Kişi diyelim size geldi bu anlamda yardım almak istiyor. Ee, siz o zaman neye göre bakıyorsunuz? Yani elinde e, raporlarla mı geliyor? Yok, kişiler, do, yoksa... Zaten bize gelen hastaların çoğu çok ağır hasta. <laughs> yıllardır doktoruna gitmiş gitmiş o doktor bu doktor şunun Tedavi Tahliller olamamış, olan olamamış, olamamış. çok ağır hastalar. Mesela diyelim ki kurdeşen, birçok defa hastaneye gitmiş. Kortizon, antihistaminik ilaçlar ilaçlar ilaçlar. He. Bu kimyasal ilaçlar ne yapıyor? Kortizon, antihistaminik Deriyi Yok. inceltiyor, kemiği zarar veriyor. Cam kemik oluşuyor zamanla. Evet. Hafıza gidiyor. Rahmetli Bülent Cevdet bir ara. Hı hı. Yoğun kortizon verdiler, hafızası gittiydi. Sadece rahşine Ecevit'i hatırlıyordu. Evet. Kimseyi hatırlamıyordu. Çelik korse giyiyordu. Yani kortizon kullanan kullanan ne oluyor kişinin? Bütün organları yavaş yavaş iflas Bitiyor. ediyor. Hı hı. Bitiyor, eriyor, yavaş yavaş eriyor. Bitiyor dünyayla evet. ilişkisi kesiliyor. Oysa bunun sebebi nedir mesela? Kurdeşinin sebebi nedir? İki sebebi vardır. Midesinde bakteri varsa Helicobacter plori bu çok yoğun toksik madde üretir. Bu toksik maddelerden biri de histamin. Bakteriyi yok edersiniz. Kurdeşen biter. Yüzde yirmi mideden kaynaklanır. Yüzde seksen bağırsaktaki mantarlardan. Evet. Eğer problemi kaynağı bağırsaklarsa alev öreceğiyle ve verirsiniz. Mantarı yok edersiniz. Olay biter. Kolay. Yani Güzel. Rahatsızlığın sebebini bilmek gerekir. Nedir, nereden kaynaklanıyor? Evet. Eğer bilebilirsek rahatsızlığın sebebini olay çözülür.